Türkiye 16 Nisan referandumunda oylayıp hayata geçirdiği, anayasal değişiklik olarak hayata geçirdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen ve fiilen 24 Haziran seçimleriyle birlikte geçmiş oldu. Zor ve riskli bir coğrafyada yaşıyoruz. Coğrafya kaderdir. Biz de kaderimiz olan bu coğrafyada, coğrafyanın getirdiği siyasal, askeri, ekonomik ve stratejik zorlukları bilerek, göğüsleyerek bu coğrafyada yaşamaya devam ediyoruz. Ama aklın yolu bir, eğer bir yerde lojistiği ilzam edecek, icbar edecek bir tünel varsa buradan üç şey çıkar. Bir, bu tünelle erişilecek yeni endüstriyel kuşak. Neresi burası? Ova hattı. İki, bu lojistiğin ilzam ve icbar ettiği yeni yatırımlar. Nedir bunlar? Soğuk hava depoları ve antrepolar. Tamam. Üç, bütün bu ıslah çalışmalarından sonra mevcut altyapı çalışmalarının da reorganize edilmesi. Nedir bu? Toprakkale, İskenderun, E-91 yolunun ıslahı, Erzin Gişeler'den itibaren bu yolun da çevre yolu olarak hizmet vermesi. Buradan sizin aracılığınızla yatırım düşünen arkadaşlara şunu ifade edeyim, sanayicilerimize, iş adamlarımıza biraz daha SOSB'ye bir göz atsınlar. Hatay'ın 5 milletvekiline düşen en önemli vazife bu tünelin hayata geçmesi için azami gayret göstermek. Ben gerisini bilmem. Bana düşen devlet olarak tüneli açmaktır kardeşim. Sonrasında devletten gidip uygun yeri bulup milli emlaktan ya da hazineden kiralamak ya da özel sektöre ait, özel şahıslara ait taşınmazları toplayıp orada ticari faaliyetler yapmak özel sektörün yatırımcı ve müteşebbis kabiliyetine kalmıştır. İlk toplantımızda 5 milletvekili gitti ve konuştuk, bunları konuştuk. Emin olun İskenderun'a, Hatay'a, İskenderun Belen'den itibaren devam edecek otobana, E-91'in ıslahına, çevre yolu olarak otobanın hayata geçmesine, küçük sanayi sitesinden otobana bağlantı yapılmasına ilişkin yapılan leke çalışmaya kadar Hatay'a bizim kadar vakıf bir Ulaştırma Bakanı'yla karşılaştım, Cahit Bey'le. Muazzam keyif aldım, çok heyecanlandım, bunu da ayrıca ifade edeyim. Ziyaretimizde yine eski Ulaştırma Bakanımız ve Ulaştırma Müsteşarımız Habib Soluk Bey ile denk geldi. Onun da gerçekten ilimize, İskenderun'da bu bölgeye ne kadar vakıf olduğunu görmekten büyük bir keyif aldık. Ve hemen orada Altyapı Genel Müdürlüğümüzle bütün teknik detaylar, tünelin kendisi, her iki tüpün toplam ebatı, efendime söyleyeyim de devamındaki viyadük ve ıslah çalışmaları için toplam kaç kilometre olacağına yatırım tutarına dair hemen bilgileri aldı bakanımız, bizi bilgilendirdi ve biz şu sözü aldık. Bugün malumunuz Cumhurbaşkanımız ilk 100 günle ilgili bir açıklama yapacak, vizyon toplantısı yapacak planlamayla ilgili. Hemen akabinde pazartesiden itibaren bir 5-10 gün içerisinde bize bir randevu verecek Sayın Bakanımız. Yine milletvekillerimizle beraber gidip en önemli gündem maddesi olarak Amonos Tüneli olmak üzere Hatay'a yapılacak diğer ulaştırma projelerini müzakere edeceğiz.